Hastane tahliye ediliyor. Çıkmanız gerek. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın hadi. Peki siz bilirsiniz. Bir şey yok. Tamam. Bir şey yok. Yok aga yok. Böyle olmaz. Daha çabuk tahliye etmemiz lazım. Koca hastaneyi bir anda nasıl tahliye edeceğiz? Koca hastanenin acil tahliye planı vardır muhakkak değil mi? Aynen. Çık 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 çık. Boşalt boşalt. Diğer hastaları da tahliye ettiniz mi? Bakın şu an herkesi çıkaramayız. Ne demek çıkaramayız? Şu an ameliyatta olan ve yoğun bakımda olan hastalarımız var. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Siz savcının yanına. Ben de karşıdaki binadan içeriği görebiliyor muyum bir bakacağım. Hadi aşkım. Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Sadece tahliye için. Yalan söylüyorsun. Çık. Çık dışarı. Yalan söylüyorum. Geliyorum ben. Çık. Çık. Aynur. Aynur beni dinler misin? Aynur. Lütfen beni dinle. Benim de kardeşim bir bomba saldırısında öldü. Tamam mı? Sana fotoğrafını göstereceğim şimdi. Cebimden telefonumu alıyorum. Bekle tamam mı? Bir şey yok. Bir şey yok. Bu benim kardeşim. Metro saldırısında hayatını kaybetti. Onu koruyamadım. Bombayı patlatan kişinin cesedini bile bulamadık. Parçalarından teşhis edebildik. Sana da bunun olmasını mı istiyorsun Aynur? Ha? Benim gibi kaç kişinin kardeşi, çocuğu, annesi, babası öldü. Niye Aynur? Ha? Ne için? Sözde bir takım insanlar sizi yeni, özgür bir devlet kuracaklarına inandırdıkları için mi? Ne var ki bunda? Yapma Aynur. Kimse bu topraklarda bu ülkeden daha özgür bir ülke kuramaz. Kimsenin derdi bu değil ki zaten. Hastanedeki masum insanların canına kıyarak devlet mi kurulur? Müsaade edin, biz ilgilenelim. Olmaz. Bomba imha ekibi yolda. Onlar gelene kadar müsaade edin, çaylak baksın. Olmaz dedim Ateş. Hem patlatmak istemiyor. Anlaşmak istiyor, değil mi? Hastanede bir sürü sivil var hala. Tahliye etmediniz mi? 4 tane ameliyathanede operasyon var. Yoğun bakımda da bir sürü hasta. Başlarında doktorlar ve hemşireler var. Derya'nın müsaade etmiyor. Büyük ihtimal canlı bomba izin vermiyor. Tamam, görüş bulabilirsen ben indireceğim. Sivilleri tehlikeye atamayız. Anlaşıldı. Ben yerimdeyim. Canlı bombayı bir adım dışarı çıkarırsanız halledeceğim. Anlaşıldı. Savcanıma bir telsiz verebiliyor muyuz? Hallederim. Erdem abayım hastanede canlı bomba saptanmış. Ne diyorsun Eylem? Görmüyor musun? Ameliyatın ortasındayım. Yapamayız. Burada çok büyük bir tehdit var. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Hastayı bu halde bırakamayız. Devam edelim arkadaşlar. Alo Fethi. Komutanım. Ne durumdasınız?
Komutanım, canlı bomba hastanenin 3. katında. Hastane tahliye edildi mi? Tam olarak değil komutanım. Bakan bey ve paşamız güvenli bir şekilde ayrıldı. Ama hastanede ameliyathanede olan hastalar, doktorlar ya da hemşireler var. Anladığım kadarıyla canlı bomba anlaşmak istiyor. Canlı bombayı tespit edebildiniz mi? Evet komutanım. Arabadaki 3. kişi bu kadın. Savcanım şu anda yanında. Bizimkiler de katta tetikte. Sen? Ben hastanenin karşısındaki binanın çatısındayım komutanım. Atış için görüş arıyorum. Ama henüz hedef açık değil. Fethi, hedefi gördüğün an yok et. İçeride onlarca sivil varsa hiçbir şekilde risk alamayız. Emredersiniz. Canlı bomba var diyorlar. Öyleymiş, ne yapacağız? Hastaları bırakıp gidemeyiz. Tamam, inşallah bir çözüm bulurlar. Bir çözüm bulurlar ya. Ne istiyorsa verin şuna. Yoksa biz devreye gireceğiz. Olmaz Ateş. Çıkın lütfen. Mümkün değil. Ateş, lütfen. Güvenin bana. Derya Hanım. Hedefi imha için emir verildi. Canlı bombayı bir adım dışarı çıkarırsanız halledeceğim. Öldüreceksiniz beni. O zaman hepimiz birlikte ölürüz. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Olacak savcanım. Bir adım dışarı çıkarın şunu. Olmayacak dedim. Bak, söz veriyorum. Sana hiçbir zarar gelmeyecek. Buradan birlikte çıkacağız. Tamam mı? Söz veriyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Kimse bir zarar görmeden bu işten kurtulmayı sağlıyorum. Görmüyor musunuz? Niyeti patlatmak olsa çoktan patlatırdı, değil mi? Bu beni ikna edecek kadar yeterli bir sebep değil. Eğer patlatırsa sadece siz ölmeyeceksiniz. Onlarca sivilin ölümünden sorumlu olacağız.